Evet, bizden birinci şeklin ve ikinci şeklin hacimleri oranını istiyor. Bakın arkadaşlar, şöyle yüksekliğimi çiziyorum. Şöyle yarı çap, şöyle bir yarı çap da buradan. Aynı şekilde şuradan yüksekliğimi çizeyim. Şöyle bir yarı çap buradan, bir yarı çap da buradan. Şimdi 4 burası değil mi? 8 buraya kaldı. Şöyle 8'e 2R dersem, şöyle 12'ye 3R olur. Aynı şekilde 4 buraysa 8 burası. Şöyle 12'ye 3R demiştik değil mi arkadaşlar? Şöyle 4'e de R. Bu bilgiler ışığında. Şimdi koninin hacmini buluyorum önce. Pi'leri yazmıyorum arkadaşlar. Hepsinde sabit. 3R'nin karesi 9R kare çarpı hacim kaç? 12 bölü 3. Eksi. Neden eksi? Şu üst kısmı çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü bana alt taraf lazım. 2R'nin karesi 4R kare çarpı yüksekliğim 8 bölü 3 eşittir. Şöyle 108 burası değil mi? 32 de burası. 108'den 32 çıktı. 76 bölü 3. Neresi? Bakın şu kısım. Biz bu kısmı bulduk. Silindirden de burayı çıkartırsam değil mi? Suyu bulurum. Silindirim neydi? Pi çarpı 3R'nin karesi 9R kare çarpı yükseklikten 4. Buradan da 36 geldi. 36 eksi 76 bölü 3 yaparsam 3 çarpı 36 108. 76'yı çıkartırsam 32 bölü 3. Buldum. Şimdi geldim şekil 2'ye. Bakın arkadaşlar, şu 4 birim yüksekliğindeki silindirden şuradaki koninin hacmini çıkartırsam değil mi? Suyun hacmini bulurum. Bakın silindirin hacmi 36 R kare. Eksi koninin hacmi R kare çarpı haşım 4 bölü 3. 3 kere 36 108. 4 çıkarttım. 104 bölü 3. Bunlar böyle oranlarsam ters çevir çarp. Şöyle 3 bölü 104. Şöyle 3'ler gitti. 8'e böl 4. 8'e böl 13. 4 bölü 13'ü işaretlerim. Evet, şekil 2'de silindirde bulunan suyun hacmi en az kaç birim küptür? Şimdi arkadaşlar, şöyle yarı çap tam çapa çevirirsek yüksekliğimi ne buldum? 12. Peki şöyle çapımı çizersem bu komple çap. Yarı çap nedir? 6 6 12 değil mi? Şöyle yarı çapı belirtelim. Şimdi silindirin hacmini önce hesaplıyorum. Pi çarpı R kare yani 12'nin karesi çarpı yükseklik eksi neden eksi 2 tane küpü çıkaracağım değil mi? 2 tane küp çarpı küpün hacmi neydi? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı R küp altının küpü. Buradan pi parantezini alırsam bakın şu küpü sildim. Şöyle 6 6 3 tane altının çarpımı. Şöyle 6 ile 3 gitti 2 kaldı. 6 kere 6 36. 36 çarpı 2 72. 72 çarpı 2 144. Bakın burası da 144. Ne yapıyorum o zaman ben? 12 tane 144'ten 4 tane 144'ü çıkartıyorum. Buradan pi çarpı 8 tane 144. 8 kere 4 32'nin ikisi elde var 3. 8 kere 4 32 3 de elde 35. 8 3 de elde 11. 1152 pi'yi işaretlerim. Evet arkadaşlar, şekil 1, şekil 2'deki konuma geldiğinde yükseklik 8'den gördüğünüz gibi 12 oluyormuş. Buna göre diyor ki x nedir? Şimdi yarıçapı bilmiyorum değil mi? R diyeyim. Hacim hesabı yapıyorum. Pi çarpı R kare çarpı 8. Eşittir. Neden? Çünkü suyun değişmeyecektir. Bakın şu kısım kaç? X değil mi? Şu kısma da ne kaldı? 12 eksi x. Şöyle. Önce silindirin hacmini bulayım. Pi çarpı R kare çarpı haşımız 12 eksi x artı pi çarpı R kare çarpı haşımız x bölü 3. Bakın buradan R kareler gitti. Şöyle, şöyle. Pi'ler gitti. Şöyle, şöyle. 8 eşittir. Şöyle 3 ile çarptım. 36 eksi 3x artı x bölü 3. Şöyle bölü 3'ü şuraya çarpı 3 olarak atalım. Buradan gitti. 24 eşittir. 36 eksi 2x. Şöyle eksi 2x'i artı olsun diye bu tarafa attım. 24'ü de buraya çektim. Buradan x eşittir 6 bulunur. Evet, koninin hacmi kaç birim küptür? Şimdi arkadaşlar, yarım daireyi koni şekline getiriyorum değil mi? Şöyle A1 ile A2 birleşiyor. Bakın şu uzunluğu takdir edersiniz ki şu uzunluğu. Burası neydi? L. Ben L uzunluğumu biliyorsam R yarıçapımı rahatlıkla bulabilirim değil mi? Formülüm neydi? Eşittir alfa bölü 360.
Burada alfamız nedir? Bakın siliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 180 derece. Geldim bastım. L'yi siliyorum. Yerine 12 yazıyorum. Burada içler dışlar yaparsam sadeleştirme yaptım. 2. 2 ile 12 gitti. 6. Ben R'yi buradan 6 bulurum. Geldim hacim hesabına. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R kare. 6'nın karesi 36. Çarpı H. H'ımız neydi arkadaşlar? Hemen hesap yapalım. Bakın yarıçap 6. Şöyle 144'ten 36 çıkarsa 108. 108 de nedir? 36 çarpı 3. 36 da dışarı 6 diye çıkar. Yüksekliğim 6 kök 3 bulurum. Gelip yerini yazdım. Şöyle. Buradan 3 ile 6 gider. 2 kalır. 2 kere 36. 72 kök 3 pi'yi işaretlerim. Evet. Silindirin hacmi kaç birim küptür? Şimdi arkadaşlar kürenin yarıçapı 8. Silindirin yarıçapı ise 4. Ne dedik? Böyle iç içe geçmiş sorularda her zaman şöyle merkezden kesim noktalarına yarıçap uzatalım. Ki buradan yarıçapı da uzatayım. Buradan yüksekliğimi de birleştireyim. Ve üçgen elde edeyim. Şimdi silindirin yarıçapı 4. Kürenin yarıçapı 8. Gördüğünüz gibi hemen Pisagor yaparım. Şöyle 64'ten 16 çıktı mı? 48 değil mi? 48 de nedir? 16 çarpı 3. 16 dışarı 4 diye çıkar. Yüksekliğimi 4 kök 3 buldum. Bakın 4 kök 3 buraysa diğer yarısı da burası. 4 kök 3 de burası olacak. Toplamda 8 kök 3. Yüksekliğimi de bulduğuma göre ben buradan hacim hesabı yaparsam eşittir 16 çarpı 8 128 kök 3 işaretlerim. Depoda biriken suyun derinliği h metre olduğunda depoda biriken suyun hacmi h türünden kaç metreküptür? Şimdi arkadaşlar öncelikle yarıçapı bulmam lazım. Yarıçapı nasıl bulurum? Bakın burada bir oran kuracağım. 4'e 2 ise h'a da takdir edersiniz ki yarısı yani h bölü 2 olmalı. Buradan hacim hesabı yaparsam pi çarpı r kare yani h bölü 2'nin karesi çarpı yükseklik bölü 3. O da eşittir h küp bölü 4 bölü 3'ten o da eşittir h küp bölü 12. E seçeneğimi işaretlerim. Evet, gövde koninin ana doğrusu 18 birim olduğuna göre yanal alanı kaç birim karedir? Şimdi kapak koninin ana doğrusu 4 birim, yanal alanı 54 birim karedir. Şimdi yanal alanın formülü neydi? Piril değil mi arkadaşlar? O da eşittir. L'miz kaçmış? 4'müş. 4 pi r eşittir. 54 ise buradan pi r'yi ne bulurum ben? 27 bölü 2. Şimdi geldim gövdeye. Aynı şekilde pi çarpı r çarpı l. O da eşittir. Pi r neydi? 27 bölü 2. Çarpı l'miz kaç? 18. Buradan 18'de 2 gitti. 9 kaldı. 9 çarpı 27. 9 kere 7. 63'ün 3 elde var 6. 9 kere 2. 18. 6 da elde. 24. 243'ü işaretlerim. Evet. A ve B noktaları dağ eteğindeki iki köyü temsil etmektedir. Bu iki köyü birleştiren dağ yüzeyi üzerindeki en kısa yol kaç kilometredir? Arkadaşlar bu tarz sorularda şeklimizi açıyoruz. Bakın şu şekle getiriyoruz. Özellikle bir yerden bir yere en kısa yol falan derse hemen şekli bu şekilde açtık. Bize lazım olan bakın şurada kaçımız. Şuraya A diyelim. Şurası da B olsun. Bakın bu açıyı da temsil eden şu açımız. Neden tamamı değil? Çünkü tamamı bakın A'dan B'ye geldim. B'den bir daha A'ya döndüm. Tamamı hepsini kaplıyor. Bizden A'dan B'ye en kısa dediği için sadece şu açıyı alacağız. O zaman bizim tamamını bulmamız lazım değil mi öncelikle? Onu nasıl buluyoruz? Bakın yarıçap belli. Uzunluk belli. Nerenin uzunluğu? Şu L dediğimiz TB'nin uzunluğu belli. 9 eşittir. Alfa bölü 360. Formülden. Buradan sadeleştirirsem 3. 3 ile de 360 gitti. Alfa'yı 120 bulurum. Alfa 120 ise yarısı nedir? 60. O zaman benim burası da 60. A'dan B'ye en kısa yol. Bakın çiziyorum şu şekilde. Kenarlarım eşit olacağından buralarda 60. Gördüğünüz gibi. Benim bir kenarım 9'du. Bakın yazıyorum 9. O zaman eşkenardan hepsi 9 olacak değil mi? O halde en kısa yolu 9 kilometre bulurum. Evet, yüzey alanı kaç birim karedir?
Arkadaşlar şekilde gördüğünüz düzlem esnasında kesiliyor ve üstteki koni atılıyor. Geri kalan alttaki kesik koninin yüzey alanını istiyor bizden. Önce şu alt tabanda üst tabanı bulayım. Alt tabanın formülü neydi? Pi çarpı r kare. 12'nin karesi 144. Artı üst taban ne? Pi çarpı r kareden aynı şekilde 9. Eşittir. Bu kısımlar 153 pi. Artı şimdi yanal alanı hesaplıyorum. Bakın arkadaşlar şu yanal alanı bulmak için izleyeceğim yol tüm koninin yanal alanında şöyle kesik koninin yanal alanını çıkartmam lazım. Şimdi önce yüksekliğimi belirtiyorum. Bakın buraya x diyeyim. Şöyle yükseklik bölü taban oranı yaparsam x bölü 3 eşittir. X artı 12 bölü 12. Burada içler dışlar yaparsam 12 ile 3'ü sadeleştiriyorum 4 kaldı. Buradan 4x eşittir. X artı 12 ise x'i bu tarafa çektim. 3x eşittir 12 ise x buradan 4 gelir. X 4 ise bakın yerine yazıyorum. 3, 4, 5 özel üçgeni. Büyük koniye de baktığım zaman 12, 16, 20 özel üçgeni. 5 buraysa 15 buraya kalıyor. Şimdi burada yanal alan hesabımız neydi? Piril değil mi arkadaşlar? Büyük koninin piriline pi çarpı r'miz 12 çarpı l'miz 20. Eksi küçük konide piril yapıyoruz. R'miz 3, l'miz 5. Buradan 240'dan 15 çıkarsa 225 pi'yi bulurum. Gelip 225 pi'yi de buraya eklersem 378 pi'yi işaretlerim. Evet, yarıçapı 6 kök 3 birim olan bir kürenin içine yerleştirilecek en büyük hacimli küpün hacmi kaç birim küptür? Şimdi gözümüzde canlanması babında şöyle küreyi çizdim. Şöyle içine de küpü çizeyim şu şekilde. Bakın çap çizerken arkadaşlar şöyle rastgele çizmeyin. Bu benim hiçbir işime yaramaz. Bak bu da çap, bak bu da çap. Hangisi işime yarar? Tabii ki de bu çizdiğim. Bu halde şunu sileyim. Evet yarıçapım kaçmış? 6 kök 3 değil mi? Bakın 6 kök 3 buraysa 6 kök 3 de burası. Peki küpün köşegen formülü neydi? A kök 3 değil mi? Buradan 12 kök 3 ise ben buradan A'yı 12 bulurum. A dediğimiz bir kenarı. Benden ne istiyordu? Küpün hacmi. Yani küpünü alır 12 küpü işaretlerim.